Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. ...535'ten değil mi Cemil? Doğrudur efendim. Öküz kimdir ki onun maskarası olasın? Toprak nedir ki sen onun otu olasın da? Geçen buradan devam. Hani öküzden kasıt... ...insanlar bir vakit bir kabileye ait insanlar altın alıyorlarmış da öküz oradan geçerken onun üzerine basmış, ayağı çukuru basınca onca aramışlar bulamamışlar. Öküzün ayağı oraya girince kerameti o öküzde görmüşler o kavim. Başlamışlar altın arayıcıları öküzün kuyruğuna yapışıp kendince define ve hazine aramaya. Bunu Hazreti Mevlana Celaleddin Hazretleri Mesnevisinde alıyor. Diyor ki öküz kimdir ki diyor sen onun maskarası olasın. Bu tip yani normalde o halkın inanışından, o menkıbeden etkilenen saf insanlar kendilerince bir öküzün peşine takılıp böyle define aramaya kalkarlar. Bu işin zahir tarafı. Tabii işin bir de batın tarafı var. Bir de insanlar vardır ki, çok affedersiniz ama kemale ermemiş insanların peşine takılırlar. Kur'an ve sünnet dairesinde durmadıklarından dolayı o kimsenin maskarası olurlar. Veyahut da insanlar vardır, kendilerince ürettikleri kendi öküzlerinin kuyruğuna yapışırlar. Bu da o kimsenin Kur'an ve sünnete dayalı olmayan vehminden başka bir şey değildir. Kuru kuruntudan başka bir şey değildir. İşte Hazreti Mevlana diyor ki öküz kimdir ki sen onun kuyruğuna yapışasın, ondan bir keramet, ondan bir medet olmasın. Toprak nedir ki sen onun otu olasın. Sen değersiz, kıymetsiz bir şey değilsin. Sen kendini değersizleştirme, kıymetsizleştirme. Devam ediyor. Bir kadının kötü işten yüzü sararınca, utanınca Allah bunu çarpıp zühre yıldızı yaptı. Bir kadını zühre yapmak çarpma oldu da balçık haline geliş çarpılma değil midir? Bey inatçı. Hani malum zühre yıldızıyla alakalı değişik rivayetler vardır ya, Batılılar onu Venüs derler. Türkler de ona çoban yıldızı derler. Bazıları çoban yıldızı derler. Ama şeyde Arap edebiyatında, Orta Doğu'da zühre yıldızıdır. Hani rivayet edilir ya, gökten iki varlık Harut'la Marut, insanların kendi aralarındaki yapmış olduğu yanlışlıklara, eksikliklere, noksanlıklara bakarak da biz böyle yapmazdık diye konuşmuşlar. Rivayet edilir ki tabi Kur'an-ı Kerim'de de geçer bu. Bu noktada Harut'la Marut'la alakalı bahis. Ama bu halk edebiyatıdır ya, insanların arasında dolaşan enteresan bir hikaye vardır. Bu hikayede nedir? Harut'la Marut Babil'e indirilir. Tabi Harut'la Marut çok yakışıklı, çok güzel varlıklar olduğundan Babil halkı ilk önce onlardan uzak dururlar. Yakın durmazlar. Bunlar yavaş yavaş insanlara alışırlar. İnsanlar da bunlara alışırlar. Bir müddet sonra bunlar Harut'la Marut işte bu büyüyle alakalı. Ne bileyim böyle değişik hani şimdi büyüdür. Ondan sonra kendine hüddam tutmaktır. Huruf ilmi dedikleri, hurufatçılar. Bütün hepsi de var ya böyle ebcedçiler filan. Bunun gibi Harut'la Marut da
insanlara böyle enteresan ilimler öğretin. İnsanlar da enteresan şeyler görürler, öğrenirlermiş. Akşam olduğunda da Cenab-ı Hak onlara bir esma vermiş. O esmayı söyler, onlar tekrar kendi mekanlarına, kendi yaşadıkları alana giderlermiş. Bu böyle devam ederken bir gün Zehra denilen kadının hikayesini duymuşlar. Kadın öylesine güzel, öylesine işleri, öylesine neşeli, öylesine tatlı bir kadın ki kadınla sohbet etmek isteyen, kadınla bu noktada beraber zaman geçirmek isteyen herkes sıraya girer. Herkes onlarla sohbet etmek, onunla sohbet etmek istermiş. Ama kadın aynı zamanda da çok iffetliymiş. Asla kendini hiç kimseye teslim etmezmiş. Asla namusuna leke sürdürmezmiş. Asla. Sohbet eder, işveli sohbetler olur, işveli muhabbetler olur. İçkiler içilir, uyuşturucular kullanılır, musikiler dinlenilir, şiirler okunur, herkes kendinden geçermiş, bunun da işi bitermiş. Bu kendince, kendi dairesinde bazı rivayetler var, bu halinden Allah'a tövbe edermiş. Ta ki Harut'la Marut'la tanışıncaya kadar. Harut'la Marut bunu görünce, bunun sohbetine katılınca kendilerinden geçmişler. Her gün müdavim olmaya başlamışlar, her gün içiyorlar, her gün sohbet ediyorlar ve her gün akşam Harut'la Marut yine Esma'yı söyleyip bu dünyayı terk-i diyar edip çekip gidiyorlarmış. Bu vakta ki bir oranın kabadayısı, kabadayı da demeyelim, oranın böyle çirkefinin teki, kabadayılar öyle şeyler yapmazlar çünkü. Çirkefin, namussuzun birisi bu kadına musallat olmuş. Öyle ki kadın Zehra kendisini bu adamdan bir türlü kurtaramamış. En sonunda demiş ki Harut'la Marut'a, ne olursunuz beni bu adamdan kurtarın. Beni bu adamdan kurtarırsanız ben size kendimi teslim edeceğim demiş. Harut'la Marut yine böyle içmişler, zevk-i neşe etmişler. Ardından o adam gelince o adamı öldürmüşler. Öldürdükten sonra içkiye devam etmişler. Bir rivayette Zehra yan tarafa geçmiş, bir tövbe etmiş, bir ağlamış, Cenab-ı Hak ondan Zühre yıldızını oluşturmuş. Bir rivayette de Zühre yıldızına göndermiş. Bu konuda çok değişik rivayetler var, İsrailiyet rivayetleri de var, o bölgedeki rivayetler var. Ama sonuçta Zehra yapmış olduğu günahtan nedamet getirmiş, tövbe etmiş ve Cenab-ı Hak onu Zühre yıldızına göndermiş veyahut da Zühre yıldızını ondan oluşturmuş bir rivayette. Ve Harut'la Marut'u da onları da Lüt gölünün dibine diklemesine baş aşağı Cenab-ı Hak asmış. Ve diyor ki Hazreti Mevlana Celaleddin Hazretleri, o diyor kötü kadın bu günahı işlemeye sebep olduğunu görünce nedamet getirdi. Yüzü sarardı, utandı. Allah da onu bu nedametini kabul etti. Allah ondan Zühre yıldızı yaptı. Ondan Zühre yıldızını canlandırdı, hayat verdi ondan. Ve diyor bu kadını Zühre yapmak çarpma oldu da. Yani Cenab-ı Hak onu çarptı. Cenab-ı Hak'ın çarptığı şey insanlara yol gösteren parlak bir yıldız oldu. Mitolojik bir hikaye oldu. İnsanlar onu dilden dile anlatır oldular. İnsanlar onu gönülden gönüle anlatır oldular. Bu diyor çarpma oldu da. Öyle bundan diyor Zühre haline getirdi.
Ama balçık çamur diyor. Balçık çamur haline gelmiş. Normalde insanı anlatıyor. O çarpılma değil midir be inatçı? Yani Cenab-ı Hak da insanı kapatalım. Cenab-ı Hak da insanı hani malum ya balçık çamurdan yarattı. Balçık çamurdan yarattıktan sonra ne yaptı? Ona hayat verdi. Kendi ruhundan üfledi. O balçık çamurdu. Bu da diyor çarpılma değil mi? Onu çarptı, yıldız yaptı. Ya bu balçık çamuru da çarptı, yeryüzüne halife yaptı. Ruh seni en yüksek göklere çıkarırken sen en aşağılara, su ve çamura doğru gittin. Akılların bile imrendi öyle bir varlığı. Bu alçaklık yüzünden değiştin. Şimdi bak, bu senin kendini çarpman nasıl? O çarpılma yanında bu gayet aşağı. Cenab-ı Hak sana ruhundan öfledi. Cenab-ı Hak seni ahsen-i takvim üzerine yarattı. En güzel şekilde, en iyi şekilde, en mükemmel şekilde yarattı. Ve seni alemlere halife tayin etti. Ve ama o alemlere halife tayin etti. Sen bu yaratılışındaki inceliği, hikmeti, güzelliği, yüksekliği görmedin. Sen yaratılışındaki o ince hikmeti görmedin. Seni sudan ve balçıktan yaratıp sana ruhundan üfledi. Ve seni sana ruhundan üfledikten sonra sana can verdi, hayat verdi. Mahlukatın en yücesi yaptı. Ve seni eşref-i mahlukat olarak yarattı. Seni konuşan bir mahluk olarak yarattı. Ve senin üzerinde kendi sıfatlarını tecelli ettirdi. Ve meleklerine karşı seninle övündü. Ve Adem'i yarattı ve dedi ki ey melekelerim sorun ne soracaksanız. Çünkü Adem'e bütün isimleri öğretti. Ama sen ne yaptın? Sen diyor bunun kıymetini bilmedin. Sen bunun haliyle hallenmedin. Sen Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışmadın. Sen Allah'ın emrettiği bir şekilde yaşamadın. Allah'ın emrettiği gibi yaşamadığından için sen ne yazık ki esfel-i safilinde dolaşıyorsun. Aşağıların aşağısında. Ruh çünkü Cenab-ı Hakk'ın katından üflendi sana. Cenab-ı Hakk'ın katından. O ruh seni ötelere doğru çekmek ister. Aşağılara doğru değil. Ama sen ruhunun ayak izlerini takip etmedin. Ya kötülüğü emreden nefsinin ayak izlerini takip ettin. Himmet atını yıldız cihetine sürdün. Nücum ilmiyle uğraştın da secde edilmiş Adem'i tanımadın. Sen himmetini, gayretini ne yaptın? Nücum ilmi dediği astroloji, astronomi. İslam dünyası astronomi ilmini kabul etmiş. Ama astrolojiyi boş görmüşler. Üzerine çok üzerinde çok durmamışlar. Veyahut da astrolojinin üzerinde heva hevese doğru yürümüş insanlar. Veya astronomiyle uğraşmışlar. Yani matematikti, geometriydi. Buna doğru sen diyor, yönünü bu tarafa çevirdin hep. Yönünü maddeye çevirdin. Yönünü normalde aklına çevirdin. Aklının bu noktadaki pozitif noktasına değil, aklının ilahlığına çevirdin. Aklını ilah ettin. Matematiği ilah edildin. Pozitif ilimleri ilah edildin. Keşke pozitif ilimleri öğreninceye kadar kendinin de ne olduğunu bir görseydin. Pozitif ilimleri makbul gördüğün kadar ilahi ilmi, din ilmini de, dinini de öğrenseydin. Ama diyor sen bununla ilgilenmedin. Ya sen her şeyi maddeye bağladın, materyalistliğe bağladın. Hani son 200 yılın, 300 yılın hastalığı materyalizm. Son 300 yılın hastalığı.
akılcılık ve o akılcılığın peşine takılıp dini inkar etme. O materyalizmin peşine takılıp ilahi bir dini yok görme. Peygamberleri yok görme, Kur'an'ı yok görme. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden sonrasına, ya öncesine Adem'den Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine kadar peygamberlerin getirdiklerini yok sayma. Aklımıza bakaraktan bu Kur'an akla uymadı deyip reddetmek. Veyahut da kendi akılcılığımızı önde tutup bu akla uygun bir ayet değil. Bu akla uygun bir hadis-i şerif değil. Akla uygun bir hadis-i şerif değilse reddederiz. Bu akla uygun bir ayet-i kerime değil. Velev ki bu ayet-i kerime buna karışmış olabilir. Var ya şimdi bunlar. İşte diyor sen himmet atını bu tarafa doğru yükledin. Bu tarafa doğru baktın. Sen geldiğin noktayı Adem'i tanımaktan ve dini tanımaktan kendini uzak tuttun. Oysa Cenab-ı Hak Adem'e bütün isimleri öğretti. Adem'e bütün isimleri öğretti dediğimizde kıyamete kadar gelecek olan bütün eşyanın ismini öğretti. Adem'e bütün isimleri öğretti dediğimizde Cenab-ı Hakk'ın sonsuz sayısız sıfatlarını, tecelliyatını Adem Aleyhisselam'a ne yaptı? Derc etti. Ama bunun en alt noktası Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a eşyanın hakikatini gösterdi. Adem Aleyhisselam'a eşyaların isimlerini söyledi. Ve sen Adem'in yolunu takip edeceğine, sen felsefecilerin, sen kendince akılperestlerin, sen kendince kendi akıllarını ilah edinenlerin, kendince ilimlerini ilah edinenlerin yoluna gittin, o tarafa doğru sürdün atını. Ey hayırsız evlat! Nihayet sen Adem oğlusun. Ne vakte dek alçaklığı şeref sayarsın. Sen Adem oğlusun. Sen Adem oğlusun deyince hani burada o kimseye bir şan, bir şöhret, bir makam, bir mevki, bir nesep tayin ediyoruz. Hani derler ya sen filancanın oğlusun. Sen fişmanca sülalenin çocuğusun. İnsanlar nesepleriyle övünürler ya. İnsanlar sülaleleriyle övünürler ya. Bu ilahi ilimlerde geçerli değildir. İlahi ilimlerde sizin nesebiniz önemli değildir. İlahi ilimlerde takva önemlidir. Allah katında önemli olan takva ehli olmaktır. Takva nedir? Allah'tan korkmaktır. Takva nedir? Allah'a yakın olmaya çalışmaktır. Takva helalları haram etmek demek değildir. Takva çok namaz kılmak demek değildir. Takva çok oruç tutmak demek değildir. Takva çok böyle dini bilmek demek değildir. Takva dosdoğru olmak. Takva aldatmamaktır. Takva her an Allah beni görüyor deyip yaşamaktır. Takva insanın içiyle dışının İslam'la yoğrulmasıdır. Takva insanın kendi dairesinde kendisini disiplin etmesidir. Kur'an ve sünnet dairesine göre. Takva çok ibadet etmek, çok uzun sakal bırakmak, cübbe giymek, şalvar giymek, takva, cilbap giymek demek değildir. Takva, kadınların gözlerini dahi örtmesi demek değildir. Takva, kendine İslam süsü vermek demek değildir. Takva, farzları sımsıkı yapışıp dosdoğru olmak. Takva günah kebairlerden uzak durup onları hiç yaşamamak, yaşamamaya çalışmaktır. Takva her an şeytanın ve nefsin bizi kandırabileceğini düşünüp hayatı öyle yaşamaktır. Takva insanın kendisini günahkar görüp tövbe etmesidir.
günahkar görüp tövbe etmesidir. Takva insanı Allah önünde kendisinin eksik olduğunu bilmesidir. Ha o zaman ey Ademoğlu, sen diyor Ademoğlusun. Ademoğlusun. Sen Adem'in izinden git. Sen Adem'in yolunu seç. Yani peygamberlerin yolunu seç. Sen Adem'in yolunu seçersen söyleyeceğin dua şu. Ben nefsime uyanlardan oldum ve zulmettim. Günahlara daldım. Sen beni affet. Şeytanın yolundan gidersen diyeceğin şu. Secde emri verildi. Sen secde etmeyeceksin. Sen Allah'a karşı kibirleneceksin. Peygamberlerine karşı kibirleneceksin. Müminlere karşı kibirleneceksin. Sufilere karşı kibirleneceksin. Sırat-ı müstakimde gidenlere karşı kibirleneceksin. Dost doğru yol gidenlere karşı kibirleneceksin. Onlara tepeden bakacaksın. Onları beğenmeyeceksin. Onların eksikliklerini ve kusurluklarını araştıracaksın. Bu sufilerin şunları eksik diyeceksin. Allah'ı zikredenler bunlar böyle eksiktir diyeceksin. Ve bu noktada onların zikirleriyle alay edeceksin. Sufilikleriyle alay edeceksin. Onları hor ve hakir göreceksin. Onları aşağı göreceksin. Oysa Cenab-ı Hak peygamberine dedi ki ey Habibim gece gündüz Allah'ın rızasını gözetip onu zikredenler var ya evet. Nefsini onlarla beraber tutmaya gayret et. Nefsini onlarla beraber eyle. Zorla nefsini. Hazreti Muhammed Mustafa'ya nefsini bunlara zorla diyorsa ey Ademoğlu senin nefsin haydi haydi zorlanır. Sen nefsini burada sabit eyle. Sen nefsini orada sabit tut. Git bir veli, bir mürşit bul. Onun dizinin dibinde otur, kendini orada sabitle. Git bir zikrullah halakası bul. Git zikrullah halakasında kendini sabitle. Peygamber'e gece gündüz Allah'ın rızasını gözetip Allah'ı zikredenlerle beraber ol emrini. Nefsini bunlara zorla, nefsini onlarla beraber olmaya tut dendiyse sen sakın ha, kendini havalara katma. Kendini bir şey olduğunu zannetme. Kibirlenme sufilere karşı. En edna. Hani öyle diyor ya Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri. En edna. Sufinin en kötüsü diyor. En kötüsü. Şeyhine duyduğu muhabbet cihetiyle ve silsile-i meşayihe duyduğu muhabbet cihetiyle bugünkü zındıkanın karşısında kebaille fasık olur. Ümidini yitirmez. Ümidini yitirmezse o diyor kendini kurtarır. Ama bir kimse diyor mütefennin alim zat olsa kalbi harekete geçmemiş ise ve silsile-i meşayihten tarikattan hissesi yok ise bugünkü zındıkanın karşısında kendi imanını koruması, kurtarması müşkilleşmiştir. Sen ol. Adem oğlusun. Peygamberlerin yolunu takip et. Allah'ı zikredenlerle beraber ol. İsa aleyhisselam Allah'ı zikredenlerle beraber oldu. Yolda gidiyordu. Bir grup insana rast geldi. Ne yapıyorsunuz dedi. İbadet ediyoruz. Niçin? Cennete girmek için. Aradım siz değilsiniz dedi. Gitti. İbadet ediyorlardı. Ne yapıyorsunuz dedi. Cehennemden kurtulmak istiyoruz. Aradım sizler de değilsiniz dedi. Biraz daha yürüdü. Baktı bir grup insan Allah'ı zikrediyor. Dedi ki niçin zikrediyorsunuz? Dediler ki biz Allah'ı seviyoruz. Onu sevdiğimiz için zikrediyoruz. İşte dedi aradığım siz dersiniz. Bir zikir halakasına oturup sırf Allah için zikredin. Salt. Hiçbir şey katmayın oraya.
kattığınız her şey sizin şirkiniz olur. İbadetin şirki olur. Salt Allah için zikredin. Ve salt Allah için zikredenle beraber olun. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini o halakada görürsünüz. Salt Allah için zikredenlerin halakasında. Salt Allah için zikredenlerin halakasında. Niceye dek ben alemi zapt edeyim, bu cihanı kendi varlığımla doldurayım dersin. Sen niceye dek böyle dersin. Bu alemi sen zapt edemezsin. Bu alemi sen de dolduramazsın. Ya bu alemi senin doldurman, zapt etmen mümkün değil. Bu alem bu noktada Cenab-ı Hak yerinde, göğünde nuru Allah, Allah doldurmuş her şeyiyle. Cenab-ı Hak sıfatlarıyla tecelli etmiş bu aleme. Sen sakın ha, ne madden bu aleme sahip olacağım diye uğraş, ne de manen bu alemin üzerinde kendince hakimiyet kurmaya uğraş. Sakın ahmaklık yapma. Dünyayı baştan başa kar kaplasa, güneşin harareti bir görünüşte onu, bir görünüşte onu eritir. Sen kar gibisin. Dünyayı kaplasan mı olacak? Güneşi gördüğünde erir gidersin. Veya bu alem, bu manada Cenab-ı Hak'ı, Cenab-ı Hak'la ayakta durur. Cenab-ı Hak'la hayat bulur. Allah hayatını keserse bu alem diye bir şey kalmayabilir. Hepsi de söner gider, yok olur gider. Allah muhafaza eylesin. O vezirin vebalini de, daha onun gibi yüz binlercesinin vebalini de Allah bir kıvılcımla yok eder. Hani o vezir insanları dinden saptırıyordu ya, hani o vezir her topluluğa ayrı tomarlar vererekten ayrı din anlatıyordu ya, hani o vezir grup grup insanlara farklı farklı şeyler söyleyerekten insanların kafasını karıştırıyordu ya, ve farklı farklı gruplara farklı dinler anlataraktan insanları böyle parçalıyordu ya, hani o vezir bütün farklı kavimlere, topluluklara farklı şeyler söyleyerekten din hakkında algıları değiştiriyordu ya, veyahut da bir çıt daha ileri, hani şimdi insanlar ama bilerek ama bilmeyerekten sapık yollarda koyuyorlar ya Kur'an ve sünnetin dışında. Hazreti Mevlana enteresan bir şey söylüyor. O vezirin vebalini de, hani yapmış olduğu kötülüklerden doğacak olan vebali de, daha onun gibi yüz binlercesinin vebalini de Allah bir kıvılcımla yok eder. Allah isterse yüz binlerce günahı affedeverir. Onların vebalini de kaldırır. Nice insanlar vardır ki bu vezir gibi hainlikler yapmış. Bu vezir gibi yanlışlıklar yapmış. Bu vezir gibi eksiklikler yapmış. Bu vezir gibi insanları ifsada sürüklemiş, fesada sürüklemiş. Ama gün gelmiş, an gelmiş, nedamet getirmişler. Ya Rabbi beni affeyle, ben çok günahlar işledim demişler. Cenab-ı Hak onların veballerini hayra çevirmiş. Bunlarda bazen hikmet gör. Bazen hikmet gör. Ve de ki belki de bu tip insanlar çıkacak, İnsanları bu noktada araştırmaya sevk edecek, doğruya yöneltmeye sevk edecek diye düşün. Ve belki de onların bu noktada yapmış olduklarını, cümlesini Cenab-ı Hak ne yapacak? Bir tövbeyle onların bütün veballerini kaldırıp ayet-i kerime mucibince yapmış oldukları yanlışlıkları ne yapacak? Hayra çevirecek. Allah için bunlar zor mudur? Değildir. Cenab-ı Hak isterse bu noktada kulları tövbe ederse, Allah onların yapmış oldukları, işlemiş oldukları günahları affetmekte kalmayın. Onların yapmış olduklarını, işlemiş olduklarını hayra çevirir mi? Cevap evet. Allah bizleri bu noktada kendisine has kullar olanlardan eylesin inşallah. Ben kendimce burada bırakmayı uygun gördüm ama inşallah Allah'tan bir şey gelmezse 545'ten itibaren önümüzdeki ay devam edeceğiz inşallah. Burada sorular var.
sorularınıza da inşallah bakalım. Ondan sonra inşallah Allah izin verirse geceyi sonlandırırız. Böyle bir 10 beyt inşallah yeterli olsun. Babam 76 yaşında, yarı yatalak durumda. Bütün ihtiyaçlarını annem gideriyor. Ama anneme zulmediyor, bize gelmiyor. Şimdi annem ben de bakmayacağım diyor. Bu konuda bize yardımcı olun. Eğer bu adamın erkek evladı varsa ona bakmak erkek evladının üzerine farz. O yüzden o erkek evladının bu noktada bakımının altına girecek. İslam fıkhına göre kadının kocasına bakması farz değil. Öyle değil mi Yusuf Hoca? Evet efendim. Ama böyle anlatmazlar değil mi hiç dini? İslam fıkhına göre, Hanefi'ye göre bir kadının kocasına bakma zorunluluğu yok. O yüzden bir kadına kocasına bakmakla mükellefsin, zorunlusun deme şansımız yok. Bir erkeğe bakacak olan bu noktada erkek evladı bakmakla mükellef, bakıcı tutar, kendisi bakar, ne yaparsa yapar. Bu noktada erkek evlada farz. Evli kız çocuğuna da farz değil. O da kocasının iznine bağlı çünkü. Normalde kocasının izniyle annesine babasına gelebilir. O da haftada bir aynı şehir içinde yaşıyorsa annesine babasına gitmesine erkek izin vermekle sorumludur, zorunludur. Aynı şehirde yaşamıyorsa yılda birdir bu zorunluluk ve sorumluluk. Tarım ilaçları satıyorum, yıl sonu ödemeli ve peşin arasında fiyat farkı, vade farkı koymuyorum. Peşin alanla veresi alanı nasıl ayırt edeyim, bir de yaptığım bir şeyle mi hocam, Allah razı olsun demiş. Olmaz. Bu ticaret fasit. Bir ticarette miktar, fiyat ve vade belli olması lazım. Eğer belli değilse o kimse istediği zaman öder. Buna bir şey diyemezsiniz, üstüne de fark koyamazsınız. Şunu diyebilirsiniz. Peşin 5 lira, vadeli 8 lira. Örneğin. Ama o kimse o malı alırken peşin mi veya vadeli mi aldığının akde bağlamanız gerekir. Eğer akde bağlamazsanız müşteri kendince daha az fiyatı tercih etme hakkı doğar. Ya vadeli 8 lira, peşin 5 lira dediniz siz buna. Akit yapmadınız. Adam aldı gitti. Vadeli de 5 lira ödeyebilir. Siz fazlasını isterseniz faiz olmuş olur. O yüzden bu tip vadeli alışverişlerde zamanı, fiyatı ve miktarı belirlemekle sorumlusunuz. Olmazsa olmaz. O yüzden İstanbul'da vadeli satışlar var. Vadeli satışlarda az miktar fazlaya satılabileceği risk var çünkü. Satılabileceğinde hüküm var. Hay esmasının anlamını anlatır mısınız? Bu noktada esmalar üzerinde hangisi şu anlama gelir denilirse hepsi de eksik. Cenab-ı Hakk'ın bu noktada esmaları şu manaya gelir diyemez hiç kimse.
hayat veren anlamında söylemişler. Ama kesin doğru değil. Allah'ı görüyormuşçasına nasıl yaşanır, hatta fena nasıl olunur? Bir kimse farzlara sımsıkı yapışır, nafilelerle Allah'a yaklaşır, Allah'ı severse Allah'ı görüyormuşçasına yaşamaya başlamış olur. Fena olmak bu haliyle hallenmektir. Sevmek insanlara neden bu kadar zor gelir? Dünyanın en zor şeyidir. Bir taraftan da dünyanın en kolay şeyidir. Duygudur. Dünyanın en zor şeyidir çünkü sevmek o kimsenin kendi nefsinden, egosundan, kendi bildiklerinden, her şeyinden fedakarlık etmektir. Sevmek bu yüzden zordur. Bir kimsenin kendinden geçmesidir çünkü sevmek. Benim dediğim ruhani sevgi. Ruhani sevgi bulunca seven, sevdiğini memnun ve razı etmekle mükelleftir çünkü. Zikrullah halakasında kul hakları da af olunur mu? Bununla alakalı İslam dünyası ikiye ayrılmış. Bir kısmı şerh etmişler. Hani işte oraya gelenlerin hiçbirisini ayırmak Allah'ın şanına yakışmaz. Hepsini de affettim. Hadis-i kutsisinde veya diğer işte oradan af olmuş olarak kalkınız diye başka hadisler, hadis-i kutsiler de var. Bu noktada İslam dünyasının bir kısmı kendilerince sonradan şerh etmişler. Demişler ki kul hakkı hariç. Şerh etmişler yalnız. Hadis-i kutsilerin ve hadislerin metninde böyle bir şey yok. Bir kısmı da demişler ki bu açık, bu emir, bu sözler de açık, tevil edilmesine gerek yok. Cenab-ı Hak kim zikrullah halakasına oturduysa onu affolmuş olarak kaldırır demişler. Müzdelife vakfesinde kul hakları af olunuyor, hakkına girilen kul bu durumda mağdur oluyor mu? Müzdelife vakfesiyle de alakalı İmam-ı Azam Hazretleri'nin önemli hususiyetle üzerinde durduğu bir nokta var. İmam-ı Azam Hazretleri o hadis-i şerifi de naklederek hakkında bununla alakalı hadis-i şerifi de naklederek der ki kul Arafat'ta vakfeye durur, kul hakkı hariç bütün günahlardan temizlenir. Müzdelife vakfesinde kul hakkı da affolunur der. Bununla alakalı yine bir hadis-i şerif daha. Cenab-ı Hak bir kulunu affederse diyor ondan alacaklı olanları mahşer yerine getirir. Onların her birisine diyor, hadis-i şerif var. Der ki diyor, bu cenneti mi istersin, bundan alacağını mı istersin? O kimse diyor, cenneti görünce alacağını unutur, cennete doğru koşar der. Hadis-i şerif var bunun ortada. O yüzden İmam-ı Azam Hazretleri bu hadis-i şerif, bu iki hadis-i şerif ışığında der ki, o kimse kul hakkından da kurtulur der. Bu hadis-i şerif üzerinden biz de deriz ki kendimizce, o kimse evet kul hakkı da vardır, zikrullah'a gelip oturmuştur ama sırf Allah için Allah'ı orada zikrettiyse evet Cenab-ı Hak onu inşallah Rahman affetmiştir. Ama sakın ha insanlar böyle çalıp çırpıp böyle haksızlık edip gideceğim ben zikrullah halakasına oturacağım affolacağım deyip de böyle bir şey de işlemeyin. Allah muhafaza eylesin. Zikrullah'ın o insan üzerindeki tecelliyatı odur ki o insan geriye dönüp kimlerle helallaşması gerekiyorsa helallaşır, bir daha kul hakkından korkar, bir daha o tarafa yönünü çevirmez. İnşallah. Allah'ın en büyük ismi Allah lafzı celalidir. Allah lafzı ile zikir yapan kimsenin bulunduğu makamdan daha yüksek bir makam yoktur. Fıkh-ı Ekber'den alındı. Ebu Hanife söylemiş bunu. Allah'ın isimlerinin büyüklüğü birbirlerinden farklı mıdır?
Evet, Cenab-ı Hakk'ın Allah ismi şerifi bütün ismi şeriflerinin üstündedir, fevkindedir. Ve bütün ismi şerifleri de kendi ismi şerifinin altında toplar. Cenab-ı Hak ayeti kerimede ister Allah, ister Rahman diyerekten beni zikredinler. İkinci sıfatsal olarak bütün sıfatlarının toplanıldığı, cem edildiği ismi de Rahman ismi şerifidir. O yüzden Allah Cenab-ı Hakk'ın zatullahına Rahman ismi şerifi de bütün sıfatlarının cemine işarettir. Tasavvufta yol yürüyen dervişlerin zikirleri makamlarına göre değişiyor. Makamlardaki esmalar büyüklüklerine göre mi dervişlere veriyor? Normalde bir kısım ehli sufide, sufilerde makamlar vardır. O makamlara göre o kimselerin esmaları vardır. Bizim yürüdüğümüz yol makamsızlık, mekansızlık. O yüzden bizde makam, mekan yok. Allah'ı zikretmeye devam. Rüyanızda bir Cenab-ı Hakk'ın ismi şerifini görürseniz, bu noktada o rüyayı üstadınıza anlatacaksınız. O da size bir isim, ismi şerif verirse verecek. Biz de bu noktada şu makamda, bu makamda, bu mevkide diye bir yol yürütmemiz yok. Bunlar sufiler için nefisle alakalı büyük problemler oluyor. O yüzden bizde makam, mevki, rütbe yok. Allah bizi affetsin. Dervişin zikri sadece üstad tarafından mı değiştirilir? Evet. Zahiren yürürken Allah esmasını çekmekte sakınca var mıdır? Yoktur. Bizde kardeşler Allah esması, la ilahe illallah esması veya herhangi bir ismi şerifi sayısız bir şekilde kendi kendisine çekebilirler. Ama bunu kendisine ben şu kadar şunlar çekeceğim derse virt etmiş olur. Virt edince de büyüklerimiz öyle dedi. Onlar kendi nefislerini bu noktada şeyh ilan etmiş olurlar dedi. Allah bizi affetsin. Allah tüm hastalara şifa versin. Amca, hala, teyze, dayı çocukları arasında mahremiyet nasıl olmalıdır? Normalde hepsine de nikah düşer. O yüzden bu noktada amca, halı, teyze, dayı, her ne varsa ikinci kuşağın birbirine bu noktada nikahı düştüğünden dolayı mahremiyete dikkat edecekler. Bir cemaat bir kişinin ölmesi için hatim dağıtıyor. Hatim okuyor, hatim veya başka bir zikirle ya da başka bir şekilde insanların hayatlarına böyle değişiklikler yapılabilir mi? Tayyip Erdoğan için mi yapıyorlar acaba? Soruyu sorana açık soruyorum. Evet efendim. Ha? Aramışlar. Hoca efendinin cemaati mi yapıyor? Evet efendim. Allah hidayet eylesin. Cifir ilmi, huruf ilmi dedikleri şeyler bunlardır. Kimisi ilmi huruf der, kimisi ilmi cifir der. Ama genelde, genel olarak cifir ilmi derler. Şunu bilmem kaç gün ebced hesabına kadar bu kadar okursan, işte bunu da bilmem kimin üzerine yaparsan, o işte yok deli olur, yok işte aklını yitirir, yok o işte o ölür. Bunlar Kur'an ve sünnet dairesinde doğru şeyler değil. Bu ne yazık ki bunun üzerinde bu tip çok şeyler yapıyorlar. Ben bu sisi özellikle sordum. Başka takılanlar mı var acaba diye. Onların yaptıklarını biliyorum. Biliyorum çünkü telefonlarla, maillerle bana bu konuda soru soruyorlar. İşte oğlumuza abileri, yok kızımıza ablaları, işte
Tayyip Erdoğan'ın ölmesi için yok bilmem kaç tane Yasin, yok bilmem kaç tane şu zikirden, yok bilmem kaç tane neon, hatim, bu tip şeyler yapıyorlar. Bu sünnet-i Resulullah değil. Değil. Bu Ebced hesabı yapıp, bunları yapıyorlar, ondan sonra da öyle de inandırıyorlar bunları. Bunları okuyacağız, 3 ay sonra kafayı yiyecek. Bir de gün veriyorlar. Şu tarihe dikkat edin, şu tarihte aklını yitirecek. Sarayda delirecek. Şu tarih veriyorlar. Bu kaçıncı tarih biliyor musunuz? Ölecek diye. Bütün cemaati, bütün insanları bununla ayakta tutuyorlar şimdi. Harıl harıl okuyorlar. Ölsün diye. İlmi cifir diyorlar. Tam bunu okuyanlar bilmiyor neden okudu. Neyin alakası olduğunu bilmiyorlar. Bunlar böyle normalde resmi bir şekilde kaç bin tane, kaç milyon tane ne okunacağını tespit edip onları böyle sayısal rakamları bağlayarak da yapıyorlar. Ne bir fazla ne bir eksik olacak çünkü. Ben yani sana özellikle sorunun kime ait olduğunu bilmediğimden özellikle sordum aynı şey mi diye. Bu ara gene gündemdeler. Böyle ateşleri yükseliyor bazen. O ara habire telefon açıyorlar. Tanıdık tanımadık, bildik bilmedik. Herkese söylüyorlar ya bunlar. Ondan sonra da diyorlar ki ya biz yapmadık. Ben de diyorum ya bana soranlar özel mi sordular? Bakıyorlar bana. Allah muhafaza eylesin. Büyü hak. Harut'la Marut'un öğrettiği ilim hak. Hak derken doğru demek değil. Var. Hatta rivayet edilir ya Harut'la Marut'la alakalı mesele Süleyman Aleyhisselam'la bahisle Süleyman Aleyhisselam vefat ettikten sonra onun tahtının bulunduğu yere şeytan asla yanaşamazdı. Çünkü Süleyman Aleyhisselam ona karşı bir dua okumuştur kendince. Ve bütün o bu noktada eski büyülerle alakalı bütün ilim Harut'la Marut'tan kalan Babillerden kalan rivayet edilir ki, bu biraz İsrailiyet rivayetidir ama rivayet edilir ki Süleyman Aleyhisselam'ın tahtının altında gömülmüş. Süleyman Aleyhisselam vefat edince şeytan insan suretine gömülür, oradaki insanlara gelir, der ki Süleyman'ın tahtının altını kazın. Aradığınız onun altında da. Onlar derler ki sen de gel ben yanaşamam da. Ve Süleyman Aleyhisselam tahtının altını kazarlar ve Süleyman Aleyhisselam o güne kadar ne kadar böyle büyü Harut'la Marut'un ağzından çıkma, insanların yaptığı, ettiği ne öğrendikleri varsa bütün kitapları toplayıp oraya gönderir. Ve şeytan onları tekrar oradan çıkartır. Ve bütün o Süleyman Aleyhisselam hakkında da işte derler. Davud'un oğlu Süleyman da büyücüydü. Süleyman Aleyhisselam'ı da büyücü koyarlar. Ve ardından tekrar o Harut'la Marut'un yeryüzünü ifsad eden, bu noktada ifsad eden, Babilleri bu noktada büyücü yapan şeyler yeniden insanlığın içerisine türer. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde büyü yapılır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde büyü yapıldığını anlar. Ve Cenab-ı Hak iki tane melaike göndererekten onun büyüsünün hangi kuyunun içerisinde neye yapıldığını söyler.
ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine felak ve nes ayetleri inzal edilerekten o büyüden kurtulur. Müslümanlar kendilerine büyü yapılırsa felak nas ayet-i kürsü okuyaraktan ondan kurtulurlar. Ama Ebced'le hesaplayın. İşte böyle bu farklı ilimlere dalıp kendilerince insanların ölmesi için, insanların işte akli dengesini kaybetmesi için bir şeyler yapmak zulümdür. Kaldı ki bizi ilgilendirmez, bir kimse la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorsa, namaz kılıyorsa bizim için mümindir, müslimdir. Biz onun üzerinde bu Müslüman değil, bu mümin değil hükmüne varamayız. Hiç kimsenin la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen bir kimsenin kimseye küfür isnat etme hakkı yok. Ne yazık ki ümmetin düştüğü hal bu. Cifirciler uçuşturuyor, uçuşuyor yollarda. Biz geçenlerde Fehim Usta ile az bir şey böyle bir sohbet etti ya, bununla alakalı. Çanakkale'ye giderken, bugün gelirken de az bir şey gene mevzusu oldu. Allah affetsin. Bunlar zavallılık ve acizlik, başka bir şey değil. Yazık. Biz söz konusu olan cemaatten bunları beklemezdik. Derler ya, sükût-ü hayale uğradık diye, sükût-ü hayale uğruyoruz. Allah affetsin, ben bazen tamam geriye gidiyorum. Lise zamanlarıma, lisede biz okurken cemaatten olan, biz otraydırız, böyle dizel motorlu küçük trenler vardı, otraydırız biz onlara. Onlarla gider gelirken böyle cemaatten okuyanlar vardı. O zaman biz ülkücü saftaydık. İşte solcular vardı şeyde, o trayda. Bu cemaatten arkadaşlar ne ülkücü, ne solcu, ne sağcı, hiçbir şeyci değil. Asla tarafta değillerdi. Ben o zamanlar diyordum ki bunların sonunu görmek lazım. Bir şeyin doğru olup olmadığını sonu karar verecek diyordum. O zamanlar yani işte lise 2'ye gidiyordum. 16 yaş mı oluyor lise 2? 16 yaş, 16-17 yaş. Düşünün artık kaç yıl, 30 mu? 28 yıl olmuş. Yok, 38 yıl olmuş. Yani sonunda hiç kimsenin tahmin etmediği şeyleri görüyor şimdi insanlar. O gün için sağ sol meselesinde taraf olmayanlar şimdi her şeye taraf oldular. Allah'a yesin. Havas ilmi nedir? İşte bu ilimle uğraşanları bir de havas ilmi demişler. Bu hurufçulara, cifircilere havas ilmi, yani iyilerin ilmi. Ya ne alakası var? Allah muhafaza eylesin. Amin. Kişi gördüğü rüyadan sorumlu olur mu? Dolaylı olarak da olsa kendi rüyasına hükmedebilir mi? Gün içerisinde yaşadığımız olaylar ve yediğimiz besinler rüyalarımızı etkiler mi? Hepsi de mümkündür. Alemi misal için. Allah'ın ayetlerinin veya esmalarının insanlar üzerinde olumsuz etkileri olmasını anlamıyorum. Açıklar mısınız? İnsanların üzerinde Allah'ın ayetlerinin olumsuz etkileri neden olmasın ki? Kahhar ismi şerifi kahreder.
Eldar ismi şerifi, daraltındır. Ama bunları bir kimsenin üzerine okumak doğru değildir. Bunlar kafirlerin üzerine okunabilir. Bunlar kafir düşmanların üzerine okunabilir. Ama müminlerin üzerine okunması caiz değil. Belli aralıklarla tevhid tatmin yapıp silsilemize bağışlamakta sıkıntı var mı? Yok. Arkadaşlar günlük en az yapabilirlerse 5000 tevhide kadar çekebilirler zaten. Tevhid tatmine niyet edebilirler. Bunda bir sıkıntı yok. Kalbin harekete geçmesi nasıl olur? Uzun aralıklarla birkaç kez kalbin farklı attığını hissetmek midir? Kalbin harekete geçmesi yok. Kalbin harekete geçmesi bir kimsenin salih rüyalar görmesidir. Salih rüya gören bir kimsenin kalbi harekete geçmiştir. İki, kalbi harekete geçme demek o kimsenin kalbini bir melek tarafından ilhama maruz kalmasıdır. Yani o kimsenin kalbine melek tarafından ilham edilmesidir. Kalbin harekete geçmesinin bir hali de budur. Kalbin harekete geçmesinin bir hali kabir ehline sorup ondan cevap almaktır. Kalbin harekete geçmesinin bir hali zikrullah esnasında gelen bu noktada ruhaniyetlerle görmek ve onlarla konuşmaktır. Bu da kalbin harekete geçmesidir. Kalbin harekete geçmesinin bir noktası, bu noktada daha ileri boyutu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ile görüşmektir. Bu en sağlamdır. Bunun bir noktası daha vardır. Cenab-ı Hakk'ın o kimsenin kalbine direkt kendince ilham etmesi. Bakın dikkat edin, bu en sağlamıdır demiyor. Çünkü o kimse bunda yanılabilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hitap olmaz değil. Ona hitap gelir. Cenab-ı Hak'ın kalbine ilham eder. Bu da haktır. Ama bu noktada sahih olan, evla olan o kimsenin Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hitabına mazhar olmasıdır. Bu delillidir, hüccetlidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin şekline, şemaline şeytan giremez. O yüzden bu delilli ve hüccetli olmuş olur. Bir kısım sufinin ayağının kaydığı yerlerden birisidir. Kalbime Allah ilham etti der. Orada yürür. Bunun delili Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Evet. Sorular bitti. Canlı sorabilirsiniz. Takıldım bu meseleye. Yani normalde bu ara çok bu konuda soru almıştım. Yani böyle bir soru gelince efendim bu noktada şimdi mesela ya söylenilen kişi değil, genel anlamda bakıldığında insan mesela okudular veya şey yaptılar, öldü veya aklından zarara uğradı. İbadetleri yapmama noktasına geldi veya öldü. Bu noktada insan tövbe edecekti yaşasaydı ileride vesaire. Bu şekilde amelleri neye doğru? Boş bunlar. Allah'ın hükmünün önüne geçecek bir şey yoktur. Biz ona yanımız. Allah'ın hükmünün önüne geçecek olan hiçbir hüküm yoktur.
üzüldüğüm şey şu, yani açık açık konuşmak gerekirse, yani bir topluluk düşünün, bir kimse düşünün, bir topluluk düşünün, hiç önemli değil. Kur'an ve sünneti yaşama ve yaşatma mücadelesi diye yola çıkmış bir kimsenin veya bir topluluğun bu noktaya gelmesi hoş değil. Yani bu dini yaşamaya çalışan Müslümanlar açısından da hoş değil. Biz Müslümanlar olarak 200 yıldan beri, 300 yıldan beri tokatlanıyoruz zaten. 300 yıldan beri aldatılıyoruz. Hem siyasi noktada, hem askeri noktada, hem sosyal noktada, hem ilim noktasında her yerden aldatılıyor. Ve düşünün bu topraklarda yaşayan insanlar. Yani bu topraklarda yaşayan insanlar daha da geriye gidecek olursam Baba Resul isyanlarını görmüş. Baba İshak isyanlarını görmüş. Baba Resul dedikleri kimse yani etrafındaki insanlar o kadar inanmışlar ki onun Resul olduğuna inanmışlar. Ve bir onun ölmeyeceğine inanmışlar. Asmış onu Selçuklu. Demişler ki tekrar tecelli edecek. O tekrar yeryüzüne inecek. Tekrar bizim başımıza geçecek demiş. Baba İshak de onun kardeşi. O geçmiş başına. En sonunda Selçuklular Bizanslılardan destek alaraktan Baba Resul, Baba İshak isyanlarını bastırmışlar ama Selçukluların sonu olmuş. Bundan sonra Anadolu'da çok isyan olmuş. Çok dini standlı isyanlar da olmuş. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir dergah düşünün, bir tarikat düşünün. Bir cemaat düşünün. Kur'an ve sünnet de yola çıktılar. Bir müddet sonra insanlar paralarını kaybettiler. İnsanlar kendilerince emeklerinin zayi olduğunu gördü. Bir müddet sonra insanlar aldatıldıklarını gördüler. Bunun sendromunu 20 yıl sonra yaşayacak insanlar. Bir Ali Kalkancı'yı çıkardılar. Düzmeceydi her şeyde. Her şeyde düzmeceydi. Düzmece oldu. Onları işte askeri istihbaratın kullanıldığı, MIT'in onları kullandığı, gizli istihbaratın kullandıkları belli çıktı. Meydana çıktı. Fadime Şahin, o bu ıvır zıvır. Zaten mesela Sufi dünya, Türkiye'deki Sufi dünya, kendisine böyle kem gözle, yan gözle bakılan bir dünyaydı. Ve Türkiye'deki İslami çalışmalara, İslami gelişmelere, bütün toplum tarafından yan gözle, kem gözle, eleştirel gözle bakılıyordu. İslami aktivitenin, cemaatlerin, cemiyetlerin, partinin içindeki insanlar daha fazla hassas ve titiz davranıp, daha hassas ve titiz yaşamaları gerekirken ne yazık ki böyle çuvallamalarla sadece kendilerine zarar vermiyorlar. Dünya üzerindeki İslami gelişmelere ve çalışmalara zarar veriyor. Birisi çıkıyor bir şey yapıyor. Kendince kendisini doğru yaptığını zannediyor. Doğru yaptığını söylüyor. Ama arkasındaki İslami kitle sadece kendi cemaatini, kendi tarikatını, kendi grubunu, kendi partisini bu noktada lekelemiyor ki. O kimse bütün İslam dünyasını, hatta bütün insanlar lekeleniyor. Neden? Çünkü onun adı Müslüman, adı büyük oluyor. Yani dört tane bakan yaptı, yapmadı, öyle oldu, böyle oldu, ne olduysa oldu, kendileri biliyorlar. Gözümle görmedim, kulağımla duymadım. Ama bir şey var orta yerde. Bakın Türkiye'deki bütün İslami gelişmelere ve çalışmalara sekteye vuruyor. Bir ehli tarikatın birisi bir yerde bir şey yapıyor. Bir şeyh efendinin birisi bir şey yapıyor bir yerde. Onun zararı bütün oradaki İslami çalışmalara oluyor. Bir sufinin birisi gidiyor bir yerde herkes deveyi hamudunla götürür. Bir kadının birisi kocasına öte git diyor. Kocası telefon açıyor. Siz böyle mi yetiştiriyorsunuz? Bana bunu dedi. Ya bir derviş erkeklerden birisi hanımına böyle bir hafif davranışta bulunuyor. Kadın
telefon açıyor. Sizin müridiniz var ya filanca, evet ben onun eşiyim, evet. Bana böyle dedi. Onun adına ben özür dilerim size, hakkınızı helal edin. Her şey. Ben bunu söyleyeceğim kendisine, söyleyeyim. Yani o savaş kazandı. Ben özür diledim ya ondan. Kocası için ben özür diledim ya. Sanki vatan kazandı, kurtardı. Veya karısı için ben özür diledim ya adamdan. Şeyhine özür diletti adam. Halbuki o derviş olmazdan önce her türlü melaneti işliyorlardı. Onu görmüyor. Adı büyük oluyor. Adı büyük. O sizin işte bir de sizi gördüğünde ağlayan var ya filanca. He? İşte böyle böyle yaptık. Annesine. Veya kayınvalidesine. Bakın küçücük bir şey. İnsanlar nereye vuruyor, yoruyor. O yüzden dini yaşıyorum diyenler, yaşamaya çalışanlar, bir misyon üstlenenler. Evden camiye, camiden eve gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok. O sövüyor da, hakaret de diyor, küfür de diyor, faiz de alıyor, canı sıkılıyor. İstediğini yapıyor. İstediğini yapıyor kimse. Hiç kimse ona bir şey söylemiyor. Sokaklar dolu istediğini yapanlarla. Sokaklar dolu nefsi hayvan eder, coşan, koşan. Kimse bir şey demiyor ona. Bu işin zorluğu bu zaten. Ben o yüzden ders alacak olana diyorum ki bak bizim işimiz zor, bizden uzak dur. Ya neden? Ya bizden uzak dur kardeşim. Böyle yaşamak zorunda kalacaksın. Sen öte git desen küfretti diyecekler. Şimdi bu olunca normalde hani böyle insanın kendi şahsi dairesi vardır. Kendi şahsi dairesini ilgilendiren bir şeydir. Sabah namazına geç kalkıyordur. Bak o kimsenin kendi şahsi dairesidir bu. Ama karısına öte git dediyse şahsi dairelikten çıkıyor. İş zorlaşıyor. Bu da onun gibi bir cemaat, bir tarikat, bir siyasi parti. Kendini din standı tutuyorsa kendine dikkat edecek. Kendine dikkat edecek. Bir şahıs kendini din standı tutuyorsa, konuşması böyle söylemleri bu noktadaysa kendine dikkat edecek. Dikkat edecek. Yanlış söylemlerden uzak duracak. Melamice yaşayacak. Melamice yaşamak şudur. O kimsenin İslam olduğundan dahi şüphe eder insanlar. Bakarlar bu İslam mı acaba derler. Evet. Asıl melamilik budur. Onu normalde bakarlar ya bu İslam mı değil mi? Bu Müslüman mı değil mi diye bakarlar. Onun üzerinde çünkü dini herhangi bir aksesuardan tutun da söyleme kadar hiçbir şey görmezsin. Bir kısmı bunu biraz daha böyle şey yapmış, ne o? Anlayış olarak daha makul çizgiye getirmiş demişler ki onlar bir tek farzları yaparlar dışarıda. Camiye girer, farzını kılar, çıkar. Bu kadar. Bir kısmı biraz daha bunun farklı bir yorum getirmiş demişler ki hayırlarını saklarlar, şerlerini ortaya çıkarlar. Ya bir kimse böyle kendince bunu böyle düşünenler olmuş çünkü birisi demişler, birisi demiş benim üzerinden dine laf söyler korkusuyla kendisinin dindar olduğunu hiç meydana çıkarmamış. Bir kısım melamilerin sakalını kesmelerinin sebebi de budur. Onların niyetleri çünkü kendilerini dindar bir kimse göstermemektir. Üzerlerindeki bir eksiklik oluşursa bu eksikliği dine atfedecekler diye kendilerini dindar göstermezler. Enteresan bir anlayıştır bu.
Ama biz de şimdi toplum olarak öyle bir noktaya geldik ki dindarlığımızı insanların gözünün önüne sokacağız Siyasetçisi, ticaretçisi, edebiyatçısı, sanatçısı, tarikatçısı, şeyhçisi, cemaatçisi. Herkes kendi dindarlığını karşıdaki adamın gözüne sokacak. Bizim nereye bağlı olduğumuzu biliyor musun sen? Hayır. Biz Financa Efendi Hazretlerine bağlıyız. Böyle yanlışlık bizden çıkmaz yani. Lan ne alakası var? Geçmiş peygamberler hata yapmış. Sahabeler günah işlemiş. Ondan sonrakinden hepsi de her şeyi yapabilir. Ama yok. O yapmaz. O filanca şey efendiye bağlı. Veya fişmanca cemaatin müntesibi. Veya filanca partinin elemanı. O yapmaz. Ya ne alakası var? Herkes yapar. Yok ama o böyle duruyor. Kardeş bizim nereye bağlı olduğumuzu biliyor musun sen? Yok bilmiyorum dedim. Biz filanca yere bağlıyız. Ha iyi Allah'ım mübarek etsin dedim ben şimdi. Böyle bir şey beklemiyorum. Vay biz böyle şey yapacağız. Böyle de olur. Filanca yere bağlıyız dedik ya kardeş. Ben de iyi dedim ya dedim. İyi oraya bağlısın oraya bağlısın. Bana ne? Sen şimdi böyle onların kullandığı terimleri kullanmak istemiyorum. Cemaat, tarikat meydana çıkacak diye kullanmak istemiyorum. En son dayanamadı. Sen bizim gavs olduğunu dedi. Kabul etmiyor musun dedi. Buysa dedi. Kabul etmiyorum dedi. Gavs. Ne oldu dedi. Ne oldu? Bu böyle baktı şimdi bir gösterini topladı böyle. Ben omuzuna vurdum. Bunları çok gördüm ben dedim. Senin böyle birisi mi dedim böyle yaptı. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri dedi ki kim bu? Dediler ki ya Emir el-Memun'un bu Iraklı Müslümanlardan birisi yanında Allah adın anılınca böyle olur. Kaldırın şunu şuradan. Bunun üzerinde şeytanın tecelliyatını görüyorum dedi dedim. Ben de senin üzerinde dedim şeytanın tecelliyatını görüyorum. Sen Allah denilince dahi titremedin de Gavs denilince titredin dedi. İşimi de bu tarafı var. Eğer Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin yanında Gavs deyip titreseydin dedim bu müşrik olmuş deyip kendini anlardı. Böyle baktı şimdi. Sen Gavs'lara inanmıyorum dedi. Ben zamanın kutbuna da inanırım. Velilere de inanırım. Ne alakası var? Sana inanmıyorum dedi. Yürü git şuradan dedi. Yürü. Bak şimdi. Şimdi cahil bir kimse onun yaptığını bütün tarikata bağlı. Hoş cemaatin büyük bir kısmı öyle onlarda da, bu da ayrı bir realite tabii. Ama bir kimse, herhangi bir cemaat, herhangi bir tarikat, herhangi bir dini söylemleri olan bir parti, kendi elemanları veya kendisi bir şey yaparsa bu ümmete mal oluyor. Bu cahilce bir şey ama böyle. Bak bu cahilce bir şey. Yani İslam'la ne alakası var birinin kusuru veyahut da bütün ümmetle ne alakası var birinin kusuru? Ama insanlar bir, dini bilmiyorlar. İki, din düşmanları bunu kullanıyorlar. Yani Orta Doğu'da işi de İslam olarak görüyorlar. Aha siz böylesiniz diyorlar. O istediğiniz kadar siz Müslümanların imajını yenilemeye, tazelemeye, düzeltmeye çalışın. Her devirde çok affedersiniz. Bir melanet çıkarıyorlar içimizden biz. Çıkarıyorlar. Birisi gidiyor la la illallah Muhammeden Resulullah diyenleri katlediyor orada. Aha İslam'ı diyor. Birisi gidiyor camiyi bombalıyor. Birisi gidiyor Şia camisini bombalıyor. Öbürkü de gidiyor Sünni camisini bombalıyor.
Bir şey çıkıyor bizim önümüze. Ya biz ne yazık ki Müslümanların imajını düzeltemiyoruz. Müslümanların içerisinde de düzeltemiyoruz. Dervişlerin imajını düzeltemiyoruz. Sufilerin imajını düzeltemiyoruz. Cemaat ehli olanların imajını düzeltemiyoruz. Siyasi partinin cenahında koşanların imajını düzeltemiyoruz. Elimizde değil ki ya. Üzgünüm bu konuda, çok sıkıntılıyım. Ama kendi kendime diyorum ki yani öyle bir zamanda gelmişiz. Yani yok, söyleyecek laf yok, olacak iş mi? İki haftadan beri, iki üç haftadan beri boyuna telefon geliyor bana. Boyuna soruyorlar mesajla. İşte şu kadar hatim okunacakmış, şu kadar şu çekilecekmiş. Kim için? İşte Tayyip Erdoğan'ın ölümü için. İşte akli dengesini yitirmesi için bilmem ne okuyacak, bilmem hangi ayetik, bilmem hangi sure. Bu mu din? Böyle söylüyorum, internetten de dinliyorlar ya, ertesi gün şey yapıyorlar. Hocam siz bunları nereden duydunuz, bizim haberimiz yok. Yalan bari söylemeyin. Milleti yurtlarda kapağı, daya üzerlerini kilitle milleti, öğrencileri nasıl olsa bedava. Ver hepsinin eline, sabahtan akşama kadar okusunlar, yüklesinler, dua etsinler, tweet atsınlar. Başka işleri yoksa. Üzgünüm bu konuda. Yapacak bir şey yok. Yani içim içime sığmıyor. Çok daraldım herhalde. Cenab-ı Hak Allah yardım etsin cümlemize inşallah. Yani değil bu ya. Bu insanlar komple Ümmet-i Muhammed için söylerken özellikle Türkiye'de yaşayan, bunun çilesini çeken, bunun derdiyle dertlenen, bunun için yollara düşmüş bizden öncekilerin o mücadelelerine ihanet ediyorlar. Bile bile bu yanlışlıkları yapanlar. Yani benim dergahın içerisinde, cemaatin içerisinde insanları faizle para satmam gibi bir şey. İnsanların parasına el koymam, onları bir türlü yutmam, ütmem gibi bir şey. Yazık. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin yüzüne nasıl bakacaklarını hiç düşünmüyorlar. Bu tip işlerle iştigal eden her kim varsa, bile bile İslami mücadeleyi kirleten her kim var ise. Efendim bu noktada az önce velamileri söylemiştiniz ya, onların yaptığı şey doğru mu peki? Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama normalde böyle yapmaktansa öyle yapmak daha hayırlı. Yani gidip de kendini bir cemaate, bir tarikata müntesip olduğunu gösterip açıktan insanlara zarar verici, dini mücadeleye zarar verici bir hareketin içerisinde, bir davranışın içerisinde bulunmaktansa kendini öyle melamice bir kenara vurmak daha hayırlı. Bak öyle yapmaktansa melamice bir kenara vurmak kendini daha hayırlı. Hani fitne zamanında ondan sonra işte yürüyen koşandan hayırlı olacak, oturan yürüyenden hayırlı olacak. Ondan sonra ne o? Oturan yürüyenden hayırlı olacak. Ya, bu da bunun gibi bir şey. Yani o fitnenin içerisinde olmaktansa melamice durmak daha hayırlı. Hiç olmazsa kendi mesuliyetini kendin biliyorsun. Ama öbür türlü ondan sonra biz filanca X cemaattanız, filanca partideniz, filanca tarikattanız, harika, ne kadar güzel, insanlar sana parasını teslim etmiş, evladını teslim etmiş, insanlar sana makamını, mevkisini teslim etmiş, salçasını teslim etmiş, zeytinini teslim etmiş, zekatını teslim etmiş, himmetini teslim etmiş, teslim etmiş, teslim etmiş, teslim etmiş, sen gitmişsin bunları hepsini bir yerlere peşkeş çekmiş. Melamice yaşamak daha iyi.
Efendim, tasavvufta lamelif kuşanmak ne demektir? Bir de Hazreti Süheyl bin Sinan el-Rumi'nin buradaki yeri nedir? Bunlar ehli tasavvufta işte her tarikatın kendince böyle törenleri olmuş. Kendince icazet törenleri olmuş. Kendince bu noktada taht törenleri olmuş. Kendilerince bunlar büyünler ritüel haline getirmişler bunları. Biz bu ritüellerden uzakız. İşin manasına büründüyse hiçbir ritüele ihtiyaç yok. Kültür açısından, ritüel açısından olabilir mi? Her cevap olabilir. Bir şey demem. Tamam. Ritüel amaçtan öne çıkmış. Bir yoldaki ritüeller amaçtan öne çıktıysa yolunu kaybetmiştir. Uzak bir sen. Takılmıyoruz hiç. Eskiler çok takılmışlar. Lameli kuşatmışlar. Allah hayır versin inşallah. Başka soru soramam. Cifri bir savaşta düşmana karşı uygulamak. Hak caiz. Peygamber Efendimiz o anda uygulanmış mı? Yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin zamanında sahabelerin rukiyeleri var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de yapmış. Rukiye yapanlar var. Hadislerde rukiye olarak geçer. O da mesela bir Fatiha-i Şerif'i yazıp yutmak şifa niyetine. Üzerine asmak şifa niyetine. Ayet-ül Kürsi'yi yazıp üzerine asmak şifa niyetine. Ne bileyim onu yutmak şifa niyetine. Veyahut da savaşa çıkan bir kimsenin işte zırhı delinmesin diye altına ondan sonra bu tip ayet-i kerimeleri yazmak. Var bunlar. Rukiye yapmak var. Hadislerde de geçiyor. Hatta meşhurdur ya, bir müşrik aklını yitiriyor. Daha da böyle aklı gidip gelmeye başlıyor. Sahabelerden birisi 6 koyuna mı, 8 koyuna mı? Kaç koca? 6 mı, 8 mi koyun? 6 diye. 6 koyun. 6 koyuna anlaşıyor. Diyor ki ben sana diyor okurum ama 6 koyununu alırım diyor. O da tamam diyor. Ona Fatiha Şerife'yi okuyor. Yanında da iki arkadaşım var. 8 koyun herhalde. 2 arkadaşı daha var yanında. 8 koyun olması lazım. Bunlar koyunlardan şey istiyorlar. Ne o? Hisse istiyorlar. Hak istiyorlar. Verirdim vermezdim. İş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine geliyor. Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki sen bunu nereden biliyorsun? Hani Fatiha'nın şifa olacağını. Ümmül kitap dediniz ya Resulallah. Peki diyor, koyunlardan ikişer tane arkadaşlarına ver, iki tane sen al, iki tane de bana getir diyor. O da Beytül Malun şeyi, no? Hakkı. O yüzden rükiye yapmakla alakalı cevaz buradan çıkıyor. Hakkında hadis var. Bir kimse bir Fatiha Şerifi şifa niyetine yazıp yutabilir mi? Evet. Bir suya okuyup içebilir mi? Evet. Yazıp bir suyun içerisine koyup yutabilir mi? Evet. Şifa niyeti. Veya bir ayet-i kerimeyi yazıp üzerinde bulundurabilir mi? Evet. Bir ayet-i kerimeyi yazıp suyunu içebilir veya da üzerinde taşıyabilir mi? Evet. Bunlar için ücret öder mi? Evet. Bak şimdi de bu tarafı çıkıyor. Ama öbür o mesela ilmi cefirle alakalı evcet hesabı filan giriyor işin içerisine. Bununla alakalı bazıları bunlarla alakalı eski hem böyle Yahudilerden genelde Yahudilerde bu ilim. Çünkü Süleyman Aleyhisselam'ın tahtını kaldırınca oradan o kitapları çıkardılar, çoğalttılar. Bu büyü ilmiyle alakalı, cifir ilmiyle alakalı en geniş şey Yahudilerde var. Ve onlar hala da bu noktada tarikatları var. Onlar hala da bu ilimlerle uğraşıyorlar. Bundan da baya baya uğraşıyorlar.
Mossad baya baya uğraşıyor. Mossad baya baya uğraşıyor. CIA baya baya uğraşıyor. İngilizler baya baya uğraşıyor bunun. Baya baya uğraşıyor. Öyle şey değil. Şimdi de Türkiye uğraşmaya başladı. Melelerle. Mele yasası çıkardılar ya. Bunun Güneydoğu'da bunun yeri var. Güneydoğu'da bazı medreselerde, bazı eski yerleşim yerlerinde cifirle, evcet hesabıyla okuyan insanlarla. Onları da ne yapacak şimdi? Hükümet onlar da bu noktada hepsini de devlet memuru statüsünü aldı. İş görenler bu tür konuda derin olanları görmez zaten oralı. Görmez hepsini de topladı. Onlar da Diyanet'in en alt katında herhalde arada itikaf yapıyorlar öyle. Bunca cifirciler savaşı devam ediyor yani. Gündemi karıştırayım mı biraz? O bir tane gene Güneydoğu'lu bir alim bir zat vardı, gözleri zor gören. Onu bir operasyon yapmışlardı, hatırlıyor musunuz? Hastalıklı, çok kalın gözlük takan bir alim vardı. O da cifirci. İstanbul polisi ona operasyon yaptıydı. Asıl operasyonun sebebi cifirdi. Cifirciler dedi, ben de tutacaklar. Bir de sana okuyamam, gör diyecekler. Bir de bana savaş açacaklar. Bu adam operasyon yaptılar. O halin de iyi cifircilerden birisi. Allah Allah. Ama dışarı çıkardılar mı? O dışarıda şimdi. Zannediyorum o da cifirin içindedir şimdi. Konuyu kapatalım biz. Tamam mı? Evet. Neyi? Tefeül olarak yazıyor. Hayra yormak. Tefeül. Ne demek hocam tefeül? Benim bildiğim efendim işte kitabı açıyorsunuz. He. Kapatın. Evet. Oranı denk gelirse ona göre yorumluyorsunuz. Onunla alakalı evet böyle şey var. Ne o? Hadisler var. Böyle hadis var. Ve onu normalde genelde bir kısım zevat onu şey görmüş, ne o? Uygun görmüş. Hatta Bediüzzaman Sayıncı Nursi Hazretleri'nin yaptığı söylenir. Sufiler çok uğraşmaz böyle şeylerle. Efendim, üç kere yapılabileceğini yazıyor yani. Doğrudur. Hayatı anında yaşamak varken başladı. Ben Kur'an'la yalnız tefeül olmayacağı söylenmiş yani. Kur'an'la tefeül olmaz. Ha Kur'an'la tefeül olmaz diye hüküm varmış. El Fatiha mesela.